Havadan ve karadan müdahale sürüyor dedik. Bir otele de sıçradığı bilgisini paylaştık. İçmeler Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda başladığını biliyoruz yangının. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale için Muğla'dan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bildiğimiz kadarıyla, yani şu an elimizdeki bilgilere göre 7 helikopter müdahale ediyor. Ayrıca 5 de uçak, çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi bu bölgeye yönlendirildi yangına müdahale için. Ve devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yayına katılıyor. Merhabalar, büyük geçmiş olsun şimdiden. Sesimi alabiliyorsanız hemen elinizdeki son bilgileri sormak isteriz. Evet, şu an yangına müdahale havadan ve karadan olanca hızıyla devam ediyor. Turizm Meslek Yüksek Okulu da aynı zamanda uygulama oteli olan binayı da sıçramış durumda. Bununla birlikte bir villada da yangın var. Orada da itfaiye ekipleri tüm müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Bir an önce sonlandırmak için bütün ekipler canla başla çalışmaya devam. Okulda, deneme otelinde ve alevlerin sıçradığı bilgisini paylaştığınız villada kimse var mıydı? Nasıl bir müdahaleyle oradan uzaklaştırdılar? Tahliye edildi. Orada yaşayan, yakın noktadaki villalarda yaşayan arkadaşlarımız tahliyesini gerçekleştirdik. İtfaiye ekiplerimiz şu an çalışmalarını devam ediyorlar. Ekiplerin müdahalesiyle ilgili herhangi bir zorluk yaşanıyor mu hava şartları ya da arazi sebebiyle? Arazi zaten işte geçen yıl yanan bölgeden bir miktar belki izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Yamaç, dik yamaçların olduğu bir bölge ama bir şekilde orman ekiplerimiz, bay ekiplerimiz müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Ekiplerle ilgili ve havadan müdahaleyle ilgili elimizdeki bilgileri paylaştık. Bunun dışında sizde yeni bilgi varsa da duyabilir miyiz? Kaç uçak, kaç helikopter, arazöz, orman ekiplerinden kaç kişi? Yani görebildiğim kadarıyla dumanların içindeyiz. 2 helikopter ve müdahale ediyor diye görüyorum. Arazöz ve itfaiye araç sayısını şu anda tam veremeyim. Peki. Teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun.